Bahsetmek istediğim şey buydu arkadaşlar bunu dramelle masanın üst cilalı kısmını e, almaya çalışırken küçük parçalarla e, zımparalamaya çalıştım ben zımparaladıkça değişik şekiller ortaya çıkmaya çıktı ve ben de bu şekilde bıraktım sizlerle paylaşmak için göstereyim dedim bunun üstüne vernik döktüğüm zaman şimdi o ortadaki şerit daha farklı parlayacak ve sanki Değişik bir konsept yapmış gibi olacağız. Böyle de bırakılabilir mi? Bırakılabilir. Ama ben daha önce bunun üstünü beyaza boyamıştım, sonra geri silmiştim. Sonra bunun her yerinizin paralayacaktım aynı şeydeki gibi Sehpa oyma sehpamdaki gibi. Ama salon takımının e, masası ayrı olur gibi fikirler geldi. Yine buna ayna çalışmamı istediler. Ben de o yüzden vitrinin ortasındaki kanalı yine aynı şekilde buna da yaptım. Şu kanal birebir aynı ölçü. Buraya yerleştirdikten sonra şimdi içine 2 milim gireceğim bu masanın ve aynayı yaptığım zaman üstü de normal düz görünecek. Bu şekilde de bırakılabilir mi Evet daha düzgün yapmış olsaydım veya kafamda daha önceden böyle bir şekil yaparak zımparalama şekli çıkarmış olsaydım ortada bir desen olurdu ve kullanılabilirdi ama şu an ben tamamen atmasyon öyle değişik uçlarla zımparalama yaptım. Böyle bir sonuç ortaya çıktı vernik attığımız zaman ee, parlayacak tabi değişik bir şeymiş gibi görünecek yakmış gibi görünecek. Bu böyle de şık görünüyor. Şu an çok şık görünüyor ama maalesef bu şekilde bırakmayacağım. Dremel temin ederseniz genelde tavana asıyoruz biz bunu. Tavana asarak kullanılıyor. Şöyle de bir kutusu var. Tahminen 100 150 civarındadır ve bir sürü parçası var içinde. Böyle bir e, makineyi temin ederseniz daha bununla kalmayacak. Bir sürü projelere el atacağız. Salon projesi bittikten sonra banyomuz var. Yatak odası var. Oturma odası var. Çocuk odası var. Ee, evi tamamen geri dönüşüme aldığım için parça parça geliyor videolar. Yani bir yeri bitirip böyle çıkıyorum. Diğerlerine geçmiyorum. Sizden de bir an önce dremel temin etmenizi istiyorum. Bütün dekorasyon bittikten sonra objelere başlayacağız ve çok güzel şeyler yapacağız. Şimdilik Zımparalama işlemini burada bırakıyorum. Sonra devam edeceğim.